Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Bu immünolojiye giriş dersleri seri videolarımızda birinci videomuzu bitirmiştik. Şimdi ikinci videoyu anlatacağız. Birinci videoda ne anlattığımızı ufak bir özet geçelim ki konuları birbirine bağlayabilirim. Geçen haftaki ders tablomuzu çıkaralım ve şöyle bir bakalım. Demiştik ki immünolojiye giriş için temelde öğrenmemiz gerekenler nelerdir? 1. İmmünoloji, bağışıklık demeyeceğiz. Bağışıklık eksik bir laf kalıyor. İç düşmanlar ve dış düşmanlarla baş ettiğimiz ekiptir. Bizim kol ordumuzdur, savaş gücümüzdür. Dış düşmanları bakteriydi, virüstü, bazı yiyeceklerde toksinlerde anlamak kolay. Ama bizim iç düşmanlarımız da var. Bu sadece tümör hücresi değil, yaşlanmış hücre, eskimiş hücre, işi bitmiş hücreler, ömrü bitmiş hücreler. Bunlar da bizim iç düşmanlarımız. Bunlarla da savaşıyor. Bunlarla savaşırken kol ordumuz iki ayrı kol dedik. Bir tanesi İlkel dediğimiz tıpta doğal immün sistem denen, doğal denmesinin sebebi varoluşun başından beri çok daha ilkel hayvanlarda, canlılarda da olduğu için doğal, yani zaten var anlamına gelen ama bana göre basit veya ilkel dememiz gereken bir sistem. Bir de bizim gibi ileri canlılarda olan edinsel, sonradan kazanılmış, eskiden olmayan demek anlamında ama bana göre ilkelin zıttı olan, sofistike olan sistem. Çünkü çok daha ayrıntılı iş yapıyor. Bu iki temel sistemin özelliklerini öğrenmiştik. Doğal immün sistem, yani ilkel olanı anında devreye girer. Genelde vücudumuzun sınırlarında bulunur. Mukozada, işte deride, dışarıyla olan yüzeyimizin olduğu yerlerde daha çok bulunur ama vücudun tamamında var. Hızlıca anında devreye girer. Sofistike kısım bekler, beklemek durumunda devreye girmek için. Çok az bir bölümü onun hızlı girer. Neden bu bekleme var? Çünkü bu ilkellik halinden gelişmişlik haline geçerken bu doğal olan ilkel sistemin olayı haber vermesi gerekiyor. Dolayısıyla anında cevap veren ilkel sistemle 72 saat yaklaşık sonra devreye giren sistemin birbiriyle haberleşmesi bizim için çok önemli. Ve dedik ki hatta bu haberi taşıyan ispiyoncu hücreler var immün sistemde. Makrofajlar ve dendritik hücrelere, dendritik sellere ispiyoncular dedik. Çünkü olaydan bu tarafa haber veren onlar. Onlar ancak o zaman devreye girebiliyor. Sonra dedik ki bu doğal immün sistem, yani basit, ilkel, başlangıçta olan immün sistem az kötü adam tanır. Yaklaşık 1000 kötü adam tanır ama kimliğiyle, yani çok harekete geçebilir ama 1000 ayrı kötü adam tanabilir. Yani belki iki kişiyi birbirine karıştırıyordur ama hepsine aynı davranıyordur. Ama bu taraf 1 milyondan fazla ayrıntılı düşman kimliği tanıyabilir. Hem içeride hem dışarıda. Demek ki bunun kapasitesi daha yüksek. Bu 1 milyon taneyi de bir kere öğrendiğimi oraya buraya atmıyor. Hafızasına koyuyor. Demek ki sofistike işin, sistemin işi haber aldıktan sonra bir tık geç girmek ama olayı çözmek, sonra onu hafızlamak ve kim olduğunu, yani düşmanın kim olduğunu adıyla, sonuyla, işte TC kimliğiyle, neyse yani konu, tamamen hatırlayıp depolamak. Bu sistemin elemanlarından bahsettik, her iki sisteminde. Buna biz kan sayımızı okurken okuduğumuz şeylerin çoğu doğal immün sisteme aittir. Lökositler, nötrofiller, eozinofiller orada yazıyor zaten. Bunların hepsi doğal immün sisteme aittir. Makrofajlar dediğimiz, dendritik seller dediğimiz ispiyoncular da bu sisteme aittir. Doğal öldürücü dediğimiz gerilla tipi, bir hücrenin içine saklanmış bir düşman varsa tepesine anında binen ve bunun içinde kimseye hiç hesap sormayan bizim acayip güvendiğimiz NK hücrelerimiz de bu sisteme aittir. Genel olarak bahsettiğimde anlıyorsunuz, kimseye hesap sormamak, kendi başına hareket etmek, birinden haber almamak. Bu sistem öyle hareket ediyor ama ancak şuradaki haber bu tarafa gidince bu sistem devreye giriyor. Edinsel, sofistike, haber almış sistemimizde hangi elemanları kullanıyor? Gene kan sayımızda görüyorduk. T ve B lenfositleri. Ortada bir lenfosit lafı vardır değil mi? Kan sayımında görünen. Onlardır onlar genel adıyla. T grubu var, B grubu var. Şimdi bu videoda ben şurada anlattığım nötrofil, eozinofil, bazofil gibi makrofaj vesaire, şu ilkel sistemdeki askerlerden biraz eğlenceli olsun diye bahsetmek istiyorum size. O yüzden gene doğal immün sistemden devam edeceğim ama savaşan askerler hakkında konuşmak istiyorum. Evet, şimdi
Doğala ilkel dedik, ilk anda devreye giren dedik, çabucak iş gören dedik, kimseye hesap sormadan hareket eden dedik. Biz şimdi bunu yazalım adıyla. Kitaplarda bunu böyle bulacaksınız. Innate. İngilizcesi böyle. Immune system. Okey, şimdi biz buradayız. Yani bu birinci olandayız. İlkel olandayız ve onun elemanları hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü biz farkında olmadan bütün gün bununla ilgili işler dönüyor vücudumuzun içinde. Mesela bunun elemanlarından biz neyden bahsetmiştik? Gene de bu kalemle devam edeceğim. Ne demiştik? Nötrofiller dedik değil mi? Lökositler grubuna giren. Nötrofiller zaten kanda bol bol dolanırlar. Zaten hiçbir zaman lökosit sayımıza falan baktığımızda onları eksik görmeyiz. En hızlı olay yerine giderler. Olay yeri tespit ekibi. Bizim bir yerimiz şiştiğinde, ağrıdığında, enfeksiyon olduğunda o yerin içerisindeki o şeyi görüyoruz ya, sarı sivilcenin içinde bile o abse yapısını, işte onları lökositler yapıyor. Ya da bir yere kolumuzu çarptığımız zaman işte oradaki şişliğin altındaki ödemi de temelde ilk etapta bu seri yapıyor. Yani lökositler serisi yapıyor. Burada başka neyimiz vardı bizim mesela? Eozinofilimiz vardı. Eozinofilleri nereden biliyoruz? Genelde alerjide konuşulur. İşte histamin deşarjı, mast hücresi vesaire. Evet, gerçekten de eozinofiller mast hücresine dokunursan onlar ortaya saçılıyorlar. Ve alerjik reaksiyonlarda, parazitik reaksiyonlarda onlar da bir savaş elemanı olarak vücudumuzda bulunuyorlar. Yani normalde parazitler için yapılmış ama alerjide de yanlış çalışması söz konusu, öyle söyleyeyim. Biz genelde hep alerji diye duyuyoruz. Zaten immün sistemin yanlış çalışması, alerji, otoimmünite veya tümörün büyümesine izin verme hikayeleri de ilerideki videolarımızın konusu olacak. Şimdi biz sadece isim olarak geçiyoruz. Demek ki nötrofil duyunca da doğal immün sistemin parçası, eozinofil duyunca da, bazofil duyunca da bunlar doğal immün sistemin parçası. Biz şimdi mesela bugün demiştik ki doğal olmayan kısım, yani doğal olmayan, işte o yüzden dememeye çalışıyorum. Doğal olmayan deyince doğal değilmiş gibi oluyor. Doğal, basit ve ilkel kısım, öbürü edinsel ve sofistike kısım. Edinsel olan immünite, yani sonradan devreye giren ve daha komplike olan immünite arasındaki en önemli konuyu biz haberleşme olarak belirlemiştik değil mi? Yani şu tarafa bir ulak gitmesi lazım, bir elçi gitmesi lazım, bir ispiyoncu gitmesi lazım olaydan oranın haberdar olabilmesi için. O yüzden biz bu ulak ve elçilerimizden bahsedelim. Burada mesela birinci makrofajlardan bahsedelim. Maklar. Bunları seveceksiniz. Peki, makrofajlar hakkında en aklınızda kalması gereken şey şu. Aklınıza bir Pac-Man getirin. Bakın böyledir ya Pac-Man'ler. Makrofajlar ay gibi de düşünebilirsiniz de, yani Pac-Man gibi diyelim, daha şöyle çizelim. Pac-Man gibidir. Niye Pac-Man gibidir? Çünkü bu yiyicidir. Eğer şurada bir virüs varsa, değil mi? Virüsleri böyle çiziyorduk. Bu bunu yer ve içine yuvarlak bir şekilde alır. Ve o zaman bu içerisine girmiş oluyor. Yani onu yiyicidir. Yani makrofajlar, faj zaten yemek demek. Yiyici hücrelerdir. Düşmanı yerler. Fakat sadece yemekle kalmaz. Ne yaparlar? Giderler. Bunlar elçi olanlardan biri olduğu için, elçilerden başka da var. Gider olayı haber verirler diğer gruba. Acaba nasıl verirler? Yani bunu böyle içine aldı. Bizim mesela bu COVID olsun, bu burada duruyor değil mi? Bunun COVID olduğunu ona söylemesi gerekiyor. Ama virüsün tamamını nasıl götürsün? Zaten bunu içinde yediği zaman bunun içerisinde bunu yok ediyor aslında. Yani burada bir yeme işlemi var ya, sindirim enzimleriyle vesaire bunu yok ediyor. Ama şunu yapabiliyor. Diyor ki üzerine şöyle bir bayrak asıyor. Buraya bir bayrak yapalım. Ve bu bayrağı da bu şeyin, mesela COVID'in işareti olsun. COV yazalım. Bu bayrağın üstüne şu epitop diyorlar ya, şu küçük köşeleri, hani spike proteini falan filan. İşte onlarla ilgili olarak bir veri yüklüyor. Ve bu bayrağın üzerinde bizim şu grup
bunun COVID olduğunu anlayabilecek bir işareti görebiliyor. Başa dönelim. Makrofaj. Faj yemek de demek. Bunlar bir şeyi yiyerek yok ederler. Yemek için Pacman sistemini kullanırlar. Ağzını açtı, içine aldı. Ağzını aldı, tuttu, içine aldı. Bakteri, virüs, vücuttaki kötü hücreler hepsi için. Şimdi biz virüs örnekledik. Virüsü içine aldı, tamam mı? Onu orada yok ediyor. Fakat yok ederken haber de vermesi lazım. Çünkü makrofaj bir ispiyoncu, bir elçi, bir ulak aynı zamanda sistemde, immün sistemdeki görevi o. Ne yapması gerekiyor? Onu diğer sisteme, yardıma geldiği haber vermesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için bu içerisindeki neyse kötü olan onun kimliğini bayrak gibi üstüne asıyor. O zaman da bu gruptan herhangi bir asker geldiğinde makrofajı tek başına görse ona yapacak bir şey yok. Makrofajın içini de göremiyor ama makrofajın üzerinde içinde ne olduğuna dair bir antijen bayrağı asılıysa diyor ki bu bizim eleman, bunu yakalamış ve bana bunu göstermiş. Şimdi ben bunun kimliğine bir bakayım ve ona göre bir savaş taktiği geliştireyim diyor. İşte bu hikayeler vakit aldığı için önce bunlar devreye giriyor da bunlar haber aldıktan sonra devreye giriyor. Bu ispiyonlama işini başka kim yapıyordu? Bir de özellikle işi ispiyonlama olan DC'ler var değil mi? Dendritik hücreler. Biz bunları D, C diye yazıyoruz. Bu C'yi gene şey gibi düşünün, yiyor gibi düşünün. C'sinin içine virüsü yapalım, tamam mı? D, C'nin içerisinde o da patojeni, virüsü, bakteriyi, her şeyi aynı bunun gibi yok ediyor. Zaten bunların tipleri birbirlerine çok benziyor. Mesela makrofaj şöyle bir tip diyelim, şöyle bir tip. Bu makrofaj olsun. Dendritik de fazla uzun kollusu bunun. Daha tipsizi diyorum ben ona. Çünkü bu aralara girmesi gerekiyor bunun. Yani onun arasına giriyor, dokunun arasına giriyor. Aralardan hep böyle yabancı kovalıyor. Bunun tipi bu yüzden adı dendritik. Uzun kolları var, ahtapot gibi. Bu onun biraz daha biçimlisi. Bu Pac-Man gibi yiyor. Bu da kollarıyla beraber sarıyor. Gene içine alıyor. Ama aynı şeyi o da yapıyor. O da diyor ki benim içimde bir tane problematik şey var. Şöyle kapayalım. Bunu da bayrağını asıyor ve diyor ki kol ne yapayım? Bir saat bekle. Bunu benim içerisinde içerimde COVID'e ait bir bilgi var diyor. O da bayrağını asıyor. İki tane bayraklı hücremiz var. Bir sırf bu işi yapan, kolları girintili olduğu için her yere girip çıkıp olanı olmayanı daha aralardan yakalayan DC'lerimiz var. Bir de etrafta dolanan yine hem yok etme hem haber verme işini yapan makrofajlarımız var. Bu ikisi beraberce gidip diğer sisteme diyorlar ki bizim artık sana gösterecek şöyle diyelim ne demiştik? Yani buraya kim geldi? Bir DC geldi, bir MAC geldi ve bunların her ikisinde de bilgi var buraya. Virüsün parçasına dair bir bayrakla geldiler bunlar değil mi? Bende bu var diye. Şimdi burası, şimdi şuraya kadar doğal immünite ya. Anlat, 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 anlatıyorum. Bu tarafa geçebilmek için şu aralığa ihtiyacım var. Yani doğal immünite ile ilkel immünite ile edinsel immünitenin arasındaki şeyi, bağlantıyı bu yapıyor. Tamam mı? Bu elçiler olmadan, bu tarafın haberi olmadığı için, bu bayraktan dolayı şöyle yapalım. Edinsel immünite devreye giremez. DC'ler ve MAC'lar içinde olanın kim olduğunu edinsele gösterdi. Ha, bu içinde olan, şimdi şu virüstü, virüsün kendisi orada yok ediliyor. Ama virüsün parçasını koparırsam, onun kimliğini anlatan, onun ne olduğunu anlatan, spike proteini falan dediğimiz gibi, onu buraya koyarsam, bu bir antijen olur. Yani antijen, orijinal kaynağın kimliğini taşıyan küçücük parçacık, tanıtıcı parçacık demek. Virüs burada, parçacığı burada. Virüs burada, parçacığı burada. Bunlar ne yaptı? O küçük parçacığı getirdi. Bu bir antijendi değil mi? Antijen o demek. Yani bir şeyin parçası. Vücudu rahatsız etmesi muhtemel bir şeyin parçası. O zaman bunların adı da zaten antijen prezente eden hücreler oluyor. Antijen sunan hücreler. Yani sonuçta ispiyoncular oluyor veya elçiler diyelim veya ulaklar diyelim.
aklınızda kalsın diye söylüyorum. Dolayısıyla DC'ler ve MAC'ler yakaladıkları parçayı bu tarafa gösterdiğinde işin sofistike kısmı başlıyor. Diğerleri ama zaten ortada olay varsa nötrofilde inflamasyon yapıyor ama nötrofillerin sayısı çok ama kısa ömürlüler, çabuk yoruluyorlar, az bakteri virüs yakalayabiliyorlar falan filan. Bir de bunlar şimdi kanın içinde dolaşanları yakalıyorlar. Mesela bu gruptan sadece bu doğal öldürücüler vardı ya, bizim gerillalarımız. Ben hatta onları şöyle çiziyorum. Böyle bir tane göz çiziyorum buna. Tamam mı? Burası da kötü suratlı. Bu NK'ler sadece hücrenin içine saklananları yakalayabiliyor. Bunlar kandakilerle uğraşıyor. Yani hücrenin içine saklandıysa yapacak bir şey yok. Ama kanda bulup kendi için alıyor. Ama bu... bu makrofaj veya dendritik hücre olmayan X bir tane sağlıklı bir akciğerin içerisine virüs girmiş, değil mi? Hemen onu dendritik görebiliyor ve gerilla savaşıyla onu öldürebiliyor. Fakat bunların kapasiteleri var, yani her dakika bu öldürüş işi çok sakıncalı. Yani bütün bu gerilla tipli NK'ler içine akciğerimizde virüs girmiş şeye saldırı verseler, hücrenin kendisini öldürdükleri için, yani akciğer hücresinin kendisini öldürüyor içinde virüs var diye. Dolayısıyla virüse hücre bedeli ödemiş oluyoruz. Yan yana o hücreleri öldür, orada büyük bir olay olur. Onun için bu tip davranışların sınırlanması ve gelen virüslere ya da bakterilere ya da ajanlara sürekli böyle hafızaya alınmayan, sürekli aynı şekilde savaş taktiği kullanılan bu yöntemin kullanılmaması için, bunların çok köpürmemesi için o tarafa gidilmesi gerekiyor. O tarafın o ajanı adıyla, sanıyla, kimliğini verdik ya antijen diye, kim olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Ona uygun özel savaş taktiği ve özel kol ordu geliştirmesi gerekiyor ve onu hafızasına alıp bir daha geldiğinde bunlar uyurken kendi işini yapması gerekiyor ki bu kadar gürültü çıkmasın. Şimdi bizim doğal immünite dediğimiz ilkel kısımdaki bu gürültüler olurken iki tane ispiyoncu hücremiz olayı aldı ve kimliği getirdi. Haberleşme yapıldı. Antijen sunan hücre, antijen prezente eden hücre olarak edinsel immüniteye geldi. Edinsel immünitenin de elemanları T'ler ve B'lerdi. Bir sonraki videoda onlar hakkında konuşacağız. Bakalım onlar ne yapıyorlar. Fakat tam olarak şu arada, yani bu şurası, yani bu antijenin sunulduğu yer şurası, bir ve ikinci sistemin birbirine geçiş hali. Yani antijen sunulduğu anda ilkel immünite bitmiş oluyor. Artık sofistike immünite başlamış oluyor. Çünkü kendisiyle değil, koca virüsle, koca bakteriyle, vücuttaki bozulmuş koca bir hücreyle biz kendimiz bile bir uğraşmıyoruz. Onu tanıtan mikro kimliğini aldık, gidip sisteme bununla uğraş, yok et, antikorunu geliştir, hafızaya al, beni bağışıkla, o sevdiğiniz bağışıklık lafını iletmiş oluyoruz. Bu iki sistemin birbirine geçişi bu haberleşmenin, ulakların, ispiyoncuların bu tarafa haber vermesiyle oluyor. Dolayısıyla buradaki işimiz artık bu tarafa doğru kayıyor. Bakalım bir sonraki videoda T'ler ve B'ler ne yapıyorlar? Şimdi bu videolar karışıkımsı gözükse bile defalarca üstünden geçeceğim için amaç burada kabaca konuları birbirine bağlayabilmek. Yani ne oluyor da o akış oluyor diye. Biz fark etmeden de dediğim gibi içeride bunlar oluyor. Sadece konu COVID diye konuşuyoruz ama bunun ucu bu sistemdeki hatalar otoimmüniteye yazıyor. Ki otoimmünite asıl büyük bir konu. Bu kadar güzel bir sistemimiz varken, bir virüsle, bir bakteriyle böyle mis gibi uğraşıyorken bizim içimizdeki bir şeye niye aynı sofistike yöntemi göstererek saldırı geliştiriyor? Yani bu kadar gücü, bu kadar şahane gücü, sistemi döndürüp silahı bize döndürmüş oluyor. Yani hani namlu bu tarafa tutmuş gibi oluyor. Onun niye olduğunu sonra anlatacağız. Ama önce temel olarak bu akışı kavramak durumundayız. Onun için bu videoları yapıyorum. Şimdi bu videomuzda da immünolojiye giriş dersinde ilk kısımdaki immünolojiyi bitirdik. Yani edinsel olmayan, doğal, ilkel, her bir örtü böcekte olan ama insanlardaki o sofistike kısmı olmayan ilk başı bitirdik. Ve bunların da işi ilk etapta tepki vermek, sonra da olaydan hop öbür tarafı haberdar edip ispiyonlamaktır. Onlar zaten neredeler? Laf nodları diye lafımız geçiyor ya, onlar orada zaten bekliyorlar. Bir kısmı kanda, bir kısmı orada. Hani bana bir haber gelse de şöyle uğraşacak bir düşman bulsam ama kim olduğundan haberim yoksa saldıramam. Yani gezerken ona rastlarsam tanıyamam bile. Çünkü bana tanıtılması lazım.
gibi bir durumları var bunların. O yüzden işte bu tanıtım antijen sorunu olduğu halde hop diyoruz biz, sofistike kısma başlıyoruz. Bakalım orada ne işler dönüyor. Bu videonun sonuna onu ekleyeceğim. Beğenip paylaşırsanız sevinirim ama lütfen numara sırasıyla izleyin. Belki birden fazla izleyin. Teşekkür ederim.